Dostlar merhaba. Bugün size hayatla ilgili 3 tane yeniden öğrenilmesi gereken çok büyük kuraldan bahsedeceğim. Hayatlarımıza baktığımız zaman yıllardır bize öğretilen şeylerin ne kadar boş, bizi hayata hazırlamayan şeyler olduğunu öğreniyoruz. Kültürlerimizden, aile içindeki öğretilen şeylerden, eğitimden öğrendiğimiz her şey aslında bizi hayatla ilgili daha da yetersiz kılıyor. Bilginin de daha çok artması iyi bir şeyin olmadığı anlamına geliyor. Neden? Mesela sağlıklı yaşamayı isteyen insanlar nasıl sağlıklı yaşanacağı ile ilgili bir sürü bilgi öğrenebiliyorlar fakat daha da sağlıksız olduğumuzu görüyoruz. Ya da para kazanma ile ilgili çok fazla bilgi var ortalıkta fakat dünyadaki insanların aslında gitgide daha da fakirleştiğini görüyoruz. Şimdi sizinle o üç kurala geçelim. Birincisi, kontrol etmeye çalışmamız bazı şeyleri bizi aslında kontrolden daha da uzaklaştırıyor. O yüzden kontrol etme çabasını bırakmamız gerekiyor. Bu nasıl bir şey mesela? Yıllardır bize öğretilen çevreni kontrol et, derslerini kontrol et, odandaki düzeni kontrol et. Her şey böyle bir kontrol çabasında olduğu için de biz de zamanında başarmamız gereken şeylerdeki sonuçlarda da kontrol isteğini çok fazla koyuyoruz. Bu yüzden de sonuçları kontrol edemediğimiz için mutsuz oluyoruz. Siz bir şey yaptığınız zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Yaptığınız şeyin gereğini yaptığınıza inanıyorsanız kontrol etme isteğinden uzak durmanız gerekiyor. Dünya yaklaşık birçok kaynağa göre 6000 yıldır ortalıkta. Bu kadar uzun zamandır ortalıktayken her şey belirli bir düzen içerisinde yaşanıyor. Belirli bir kontrol yok. Hayvanlar kendilerini kontrol etmeye çalışmıyorlar. Tamamen bir düzen içerisinde devam ediyorlar. Doğal dediğimiz her şey zaten oradan geliyor. Ve böyle bir düzen olduğu için de her şey yıllardır kendi kendine devam ediyor. Bizim hayatlarımız da bu şekilde olmalı. Fakat kontrol etme isteğini ortaya çok fazla koyduğunuz zaman bu sefer bu kontrol isteğinden dolayı olmayan şeyler içinde çok fazla mutsuz oluyoruz. Ve bunun üstüne çok fazla stres koyduğumuz için de odaklanmaktan uzak kalıyoruz ve doğru hamleleri yapamıyoruz. Siz bir tohum ektiğinizde ertesi gün kazıp o tohumu çıkıyor mu, oluyor mu diye bakmazsınız. Ekersiniz, sulamayı yaparsınız, o olması gereken zamanda olur. Mesela benim dedemler zeytincilikle uğraşıyorlardı ve her yıl zeytinyağı çıkarıyorlardı. Bazı yıllar neredeyse hiç yağ olmuyor. Bazı yıllar çok fazla yağ oluyor. Bu da zeytinin ne kadar olduğuna bağlı oluyor. Onlar ne kadar sularlarsa sulasınlar, doğadaki değişimlerden dolayı ne kadar olması gerekiyorsa o kadar oluyordu. Ve her zaman geçimlerini bir şekilde sağlıyorlardı. Bu da bu şekilde. Kontrol etmek isteğinden uzak dur. İkincisi, aykırılık kötü bir şey değildir. Bize yıllardır oğlum efendi ol, aman yaramazlık yapma, aykırı olma, yanlış şeyler söyleme gibi bizi yıllardır kontrol etmeye çalıştılar. Buradaki aykırılıktan kastım kanunlara karşı gelelim, psikopat olalım, diğer insanların haklarını ezelim değil. Buradaki aykırılıktan kastım diğer insanlar benim görüşlerimi kabul etmez, aman kendimi kabul ettireyim diye kendi görüşlerin ile ilgili konuşmamak, kendini savunamamak, başkalarının dayattığı hayatı yaşamaya çalışmak, kendi istediğin şeylerin arkasından gitmemek. Mesela İbrahimovic'i düşünün, futbolcu. Herkes onu çok fazla seviyor. Yetenekli bir oyuncu fakat yeteneğinden dolayı değil, aslında aykırılığından dolayı daha çok sevilen birisi. You call me arrogant. And French people are famous for being arrogant. So I'm exactly like you. So you should love me. Ve daha çok aykırı oldukça da daha çok ilgi çeken birisi. Neden? Doğal. Çünkü daha çekici geliyor bu insanların gözüne. O yüzden siz de aykırı olduğunuz şeyleri yapın. Bu demek değil, tekrar söylüyorum, baş kaldırma anlamında değil. Mesela ben lise bu hayatım boyunca bütün öğretmenler tarafından eleştirilen bir çocuktum ve başarılı bir lise hayatım çok fazla yoktu. Ama şimdi lisedeki öğretmenlerimin birçoğuyla konuştuğum zaman şu anki hayatımı görüp beni takdir ediyorlar. Velilerle öğrenciler aynı toplantıya girdikleri zaman birçok öğretmen benden şikayet etmişti. Benden şikayet etmeyen tek öğretmen İngilizce öğretmenimizdi ki zaten İngilizce benim en sevdiğim şeylerden biriydi. Bugün o güzel İngilizce sayesinde başka bir ülkede kendi işimi kurabildim. Yani aykırı olduğunuz şeyler size bazen güzel şeyler de katabilir. Aykırı olmak kötü bir şey değildir. Üçüncüsü, finansal özgürlük hayat özgürlüğü demek değildir.
Bakın bu çok önemli. Çünkü hepimiz internetteki o hayatlara bakıp zengin olma hayali kurarken o zenginliğin nasıl olduğunu düşünmüyoruz. O hayatlara özeniyoruz. İşte ben de çok zengin olmak istiyorum, milyoner olmak istiyorum. Fakat perde arkasındaki hayatları bilmediğimiz için de o zenginliğe ulaşmada her şeyin çok normal olacağını düşünüyoruz. Mesela ortalama bir CEO'nun haftada en az 65-70 saat çalıştığını biliyor musun? O da en az. CEO'daki sorumluluklar da çok fazla. Evet, belki çok fazla para kazanabiliyorsun ama 65-70 saat bir şirkete bağlı, izinlere gidemeden, kendi çocuğunu göremeden yaşadığın bir hayat var. İşte Jeff Bezos, Amazon'un sahibi, markete bile gidemiyorsun tek başına. Dünyanın en zengini olsan ne olur? Çocukların senden nefret ederek büyüyor mesela, onlara ilgi gösteremediğin için. Yani parayı ne kadar kazandığınız değil, o parayı nasıl kazanacağınız önemli. Topluma verebildiğiniz bir şey varsa, kendi yeteneklerinizi özgürce ifade edebildiğiniz bir şey varsa, bunun size getirisinin daha barışçıl ve mutlu şekilde olacağınızın garantisini size veriyorum. Kendi işimi kurdum, fitness işimi yapıyorum ve bir günden bir güne Allah kahretsin ben bu işi niye yaptım dediğim olmadı. Kiramı veremediğim günler oluyordu sırf o işi yapıyorum diye, fazla kazanamadığım, ama hiçbir zaman işimi sevmediğim günler olmadı. Neden? İnsanların hayatına bir şey kattığım zaman o insanların kendilerini nasıl geliştirdiklerini de görebiliyorum. Aynı şekilde mesela YouTube kanalımda. Ben bu kanalda Amerika'da yaşayan birçok insan gibi market alışverişi yapar, arabalarla test sürüşü yapar, bunları size gösterebilirim. Ya da ekranla iki tane kızla konuşup popo fotoğrafı koyup onlarla vakit geçirip gösterebilirim. Ama bu size ne kazandıracak? Ben buradan ne kazanacağım? Hani Amerika'ya hayatları boyunca belki hiç gelemeyecek insanlara Amerika'daki market alışverişini göstermem ne kazandıracak? Ben... Siz bu yayınlardan bir şey öğrenirseniz içinizdeki potansiyeli çıkarabilirsiniz tarzında yayınlar yaparak geceleri rahat uyuyorum ve ben aldığım o abi benim hayatımı gerçekten çok iyi şekilde etkiliyorsun mesajlarıyla daha motive oluyorum. O yüzden benim yayınlarım bu şekilde ve bu 3 altın kuraldan da bugün bahsetmek istedim. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğene basmayı unutma. Kanalıma abone değilsen lütfen abone ol. Bahsettiğim gibi ben bu kanalda insanların içindeki potansiyeli psikolojilerini daha iyi geliştirerek çıkarabileceğine inanıyorum. O potansiyel herkesin içinde var ve o potansiyeli çıkarmak senin elinde. Bundan 10 yıl önce ben de potansiyelimin olduğuna inanıyordum fakat özgüvensiz ve kötü bir durumda, kendimi geliştirememiş bir durumda yaşarken bir anda kararlarımı verip hayatımla ilgili daha büyük şeyler yapmam gerektiğine inandığımdan sonra iyi bir noktaya gelebildiğimi gördüm. Tekrar söylüyorum. Lütfen abone ol. Güzel yayınlar göreceksin. Ve yorumlarını da bekliyorum bu videoya. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.